Merhaba değerli arkadaşlar, ben Oktay Özdemir. Bir yayınımıza daha hoş geldiniz. Değerli dostlar, bu video özellikle emniyet mensuplarına yönelik bir çalışma olup şahsi görüş ve duygu düşüncelerimi ifade eder. Herhangi bir grup, kişi ya da sosyal sivil toplum hareketini ifade etmez. Kendi yaşadığım tecrübeler ve bugüne kadar yaptığım mülakatlar ve incelediğim dosyalar neticesinde edinmiş olduğum tecrübeleri sizlerle paylaşacağım. Özellikle 17-25 2013 tarihindeki büyük hırsızlık ve yolsuzluk hadisesi tapeler ortaya yayıldıktan sonra ve 15 Temmuz 2016'daki darbe kalkışması ya da tiyatrosundan sonra emniyet güçleri ciddi manada hırpalanmış, yıpranmış, tenzili rütbe ve hapishanelere, sürgüne sahip olmuş insanlardır. Tabii ki burada darbeye katılan, masum insanlara silah sıkan, öldüren insanlar değil benim konum. Onları Türk hukuk sistemi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemeleri, işkence önleme komisyonları gerekli yargılamaları yapıp haklarında ilgili cezaları verecektir. Benim burada herhangi bir suça bulaşmamış, masum ama siyasi sahiplerden dolayı sistemlerine uymadığı ve biat etmediklerinden dolayı iltica etmek zorunda kalan, ülkelerini terk etmek zorunda kalan, hayata sıfırdan ve yeniden başlayan emniyet mensuplarına yönelik bir çalışma olup umarım faydalı olur ümidini taşıyarak bu bilgilendirmeleri yapmak istiyorum. Şimdi temel sorun burada. Raportör sizlere ülkemize geliş sebebinizi izah edin dediğinizde, şimdi eldeki evraklara baktığınızda kimisi adli idari vaka olabiliyor, kimisi siyasi olabiliyor, kimisi de bu KHK'larla dolayı olabiliyor. Şimdi iddia edilen suçta bazen sizin hayatınız ve yaptığınız işler örtüşmeyebiliyor. Yani muhafazakar olduğunuzdan dolayı hizmet hareketiyle irtibat, iltisak, mensubiyet kurabiliyorlar. Eğer muhafazakar değilseniz sizi sol terör örgütleriyle irtibat, iltisak, mensubiyet ya da sol örgütlerle irtibat, iltisak, mensubiyetiniz var iddiasıyla hakkınızda tasfiye işlemlerini, hapis işlemlerini, cezalandırma işlemlerini başlatabiliyorlar. Her iki durumda da işin temel kaynağı, yani raportöre nasıl ifade edilmesi gerekir, ben o konuyu irdelemeye çalışacağım. Burada ülkemize geliş sebebinizi izah edin dediğinizde, burada raportöre direkt kendinizi çok doğru bir şekilde ifade etmeniz gerekiyor. İşte bu ifade tarzı nedir? İşte ben emniyet kuvvetlerinde, emniyet il müdürlüğünde vesaire şu görev ve pozisyonda çalışan bir emniyet mensubuydum. Polistim, işte emniyet müdürüydüm, yardımcısıydım, çaycıydım, çorbacıydım fark etmez. Yani bir çalışan görevliydiniz. Ancak hakkınızda 17-25 ve 2013 tarihindeki 17-25 ve 2013 tarihindeki duruşunuz, 15 Temmuz 2016 tarihinden sonraki duruşunuz, bunların hepsi soru işareti olarak karşımıza çıkmaktadır. Nedir o? Hükümet dedi ki, özellikle Binali Yıldırım, Şubat 2014 tarihinde yanılmıyorsam 16 kritere göre FETÖ'cü tasfiyesi diye bir liste hazırladı. Dedi ki, biz artık bir liste yaptık. Bu listeye göre artık FETÖ'cüleri devletten tasfiye edeceğiz dedi. Orada bir sürü kriter saydı. Bu kriterler 16 tane işte. Anladığım kadarıyla bu kriterleri de FETÖmetre'den almışlar. Yani yine bu 16 kriter ve FETÖmetre bu videonun açıklama kısmında bulunacak. Oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi neyi görüyoruz burada değerli arkadaşlar baktığımızda? Şimdi 17-25'ten sonra Binali Yıldırım çıktı, dedi ki herkes tarafını seçsin. Erdoğan dedi ki herkes tarafını seçsin. Tarafını seçmeyen ber tarafıdır. Yok edeceğiz diyor adam resmen. Burada 17-25 ve Aralık 2013 tarihli bu hırsızlık ve yolsuzluk olayları karşısındaki hem askerin hem de emniyet mensuplarının duruşu çok net ve önemliydi. Burada hemen ne yaptılar? Emniyet içerisinde İstanbul, Ankara işte gibi bazı önemli şehirlerde hemen emniyet birimlerinde, müdürlüklerinde değişiklikler yaparak dosyaları kapatacak memurlar getirdiler. İşte bu sırada siz değerli takipçilerimiz işte
Bakan ve çocukların yargılanması gerektiğini, delillerin doğru ve düzgün, kanunlara uygun bir şekilde elde edildiğini ifade ettiğinizden dolayı sizler fişlendiniz. Yani burada tarafsız durmanız ya da hükümetin yanında yer almamanız onların tarafından sistemlerine uymamak ve biat edilmemek olarak algılandı. Çünkü hükümet o sırada bir karar verdi. Avrasyacı, Ergenekoncu, Derinlerle, bazı Kemalist ve bazı solcularla, milliyetçilerle, MHP ile Perinçek'te anlaştı. Ve onların kendi adamlarını yerleştirmek ve kendilerine muhalif olarak sistemlere uymayan ve biat etmeyenleri tasfiye etme kararı aldılar. Bunu alenen açık açık kanallarda söylediler. Duymuşsunuzdur zaten. İşte bu bizlerin sistemlerine biat etmeyen bu kişileri tasfiye ettirdim diyor zaten Perinçek. Erdoğan'a listeyi ben verdim diyor. Yani burada görüldüğü gibi kendi sistemlerine uymayan ve biat etmeyen ve bakan ve çocukların yargılanması gerektiğini söyleyen, bunu bulunduğu ortamlarda, arkadaş ortamında, dost meclisinde söyleyen, işte beraber arkadaşlarıyla Emniyet Müdürlüğü'nün yemekhanesinde yemek yerken ya da herhangi bir yerde kahve, çay içerken, işte senin düşüncen nedir diye sorulduğunda, ya ben bakan ve çocukların yargılanmasını düşünüyorum diye insanlar söylemişti. Yani dolayısıyla sizin herhangi bir siyasi partiye üye olmasanız dahi, teknik olarak mümkün de değil zaten, sizi siyasi parti üyesi olmadığınız halde kendi sistemlerine uymayan ve biat etmeyen bir muhalif olarak gördüklerinden dolayı tasfiyeye karar aldılar. Ne yaptılar? Önce açığa aldılar, sonra KHK ile attılar ya da açığa aldılar, beklettiler, merkeze çektiler ya da sürgün yaptılar, tenzili rütbe yaptılar. Yani sizin ofiste oturmanızı ama hiçbir iş yapmamanızı sağladılar. Yani mobbing uyguladılar. Yani kurum için mobbing uyguladılar. Bütün bunların hepsi sizlerin potansiyel olarak hükümetin karşısında olan, sistemine uymayan, muhalif birisi olarak gördüklerinden dolayı bunu yaptıklarını düşünüyorum. Bununla beraber aynı zamanda burada 16 kritere baktığım işte bankasya'da hesap olmak, kimse yokmaya yardım etmek, işte baylok kullanmak, işte HTS kayıtları gibi bazı insanlarda da böyle bilgi ve belgeler çıktığı görülmektedir. Şimdi insan hayatın içerisinde yaşıyor. Dolayısıyla robot değil. Nasıl ki emniyete gelen insanları kendisinin çalışma arkadaşları seçme hakkı olmadığı gibi çevresinde yaşadığı mahallede oturduğu yerde evlendiği eşinin durumu ve ailesinin hangi hareket ve gruba mensup olduğunu, parti üye olduğunu da seçmesi mümkün değildir. Neticede bu bir gönül bağıdır. İnsan evlenmiş, eşiyle hayatını devam ettiriyor. Dolayısıyla eşi hizmet kurumlarıyla irtibat iltisakı olabilir ama kendisi olmayabilir. Çünkü neticede hizmet hareketi cehaletle, fakirlikle, ayrımcılıkla mücadele noktasında Türkiye'de ciddi bir emek sarf eden bir harekettir. Dolayısıyla emniyet mensuplarının işlerini kolaylaştırmıştır. Yani okumayan, dağa çıkan çocuklara etüt merkezleri açarak okumalarını sağlamıştır örneğin. Sokak çocuklarına sahip çıkarak okumalarını sağlamıştır örneğin. Dolayısıyla okuyan çocuklar suça bulaşmadığından dolayı suç oranı azalmıştır. Toplum yararına, kamu yararına çalışmalar yapmıştır. Ayrıca hizmet hareketinin önemli organizasyonları oldu. Türk Dil Kültür Festivali, Türkçe Olimpiyatları olarak da bilinir bunlar. İşte ABAN toplantıları gibi toplantılar olmuştur. İşte çeşitli seminer, konferanslar, etkinlik ve faaliyetler, fuarlar düzenlemiştir. TUSKO'nun faaliyetleri olmuştur. Neticede devlet olarak her şeyin normal gittiği bir dönemde emniyet mensuplarının bu programların koruması, güvenliğini sağlamak için tahsisler edilmiştir. Sizler bu ortamlarda bulunmuş olabilir. Bu yapılan faaliyetleri teşvik ve tasdik etmiş olabilir. Beğenmiş olabilirsiniz. Sempati duymuş olabilirsiniz. Bütün bunlara rağmen işte sizi nasıl değerlendiriyorlar? Hizmet hareketinin sohbet, toplantı, konferanslarına katılmış gibi değerlendirerek hizmet hareketiyle irtibat, iltisak, mensubiyet şeklinde sizi
tasfiye etme kararı alıyorlar. Aslında burada ana fikir ne? Eğer sizler muhafazakarsanız, hükümet hareketi, hizmet hareketini kendine düşman ilan ettiğinden dolayı sizi muhafazakar olduğunuzdan dolayı hizmet hareketiyle irtibatlandırıyor. Eğer siz muhafazakar değil de diğer kesimlerdenseniz, o zaman da sizi bu sefer sol örgütlerle irtibat, iltisak, mensubiyet yaparak tasfiye kararı alıyor. Çünkü ilk çıkan 23 Temmuz, ilk çıkan KHK'lardan biri olan 23 Temmuz 2016 tarihi 667 sayılı kanun hükmünde, kararnamede orada yazan FETÖ-PYD'ye tırnak içerisinde irtibat, iltisak, mensubiyeti bulunanlar, yani terörist diyor resmen. Ama diğer KHK'larda herkesi FETÖ-PYD'ye kapsamına tırnak içerisinde koyamayacağından dolayı ne yaptı bu sefer? KHK'larda terör örgütü ibaresini kullanmaya başladılar. Bunu da raportörün dikkatine sunabilirsiniz. Bundan dolayı ne diyebiliriz? İşte ben emniyet mensubu olduğumdan dolayı hakkımda hükümetin sistemine uymadığım ve biat etmediğimden dolayı ya eşimin dosyasından ya da ailemdeki şu kişilerin dosyasından ya da işte şu iddianamede de göreceğiniz gibi şu suçlamalardan dolayı hakkımda siyasi kovuşturma başlatıldı. Bundan dolayı hayatım, özgürlüğüm tehdit, tehlike, risk altında olduğu için ben Türkiye'ye gidemem. Gittiğim takdirde zulme uğrayacağım, işkence göreceğim, hapse atılacağım, uzun süre tutuklu kalacağım. Hayatım, özgürlüğüm tehdit, tehlike, risk altında olur şeklinde kendinizi muhalif olarak da böyle konumlandırabilirsiniz. Daha detaylı sorular için Oktay Özdemir o adlı Twitter hesabından ya da oktayozdemir.tr@gmail.com Gmail hesabından bana ulaşabilir. Kişiye özel danışmanlık hizmetlerimiz ücretli olup dosyalarınızı inceledikten sonra sizin mülakat stratejileri, taktikleri noktasında da danışmanlığınızı yapabiliriz. Mutlaka bu konularda bir uzman avukata da danışmanızı tavsiye ederim. Evet değerli dostlar, bizi izlediğinizden dolayı teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız. İyi günler efendim.